Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Tevbe suresi 119-122. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada bize şöyle bildirmekte. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ittegullâhe, Allah'tan korkun, ve kûnû ma'as-sâdıkîn, ve sadıklarla beraber olun. Allah'tan korkmak, onun yasak kılmış olduğu şeylerden sakınmak. Buna kısaca takva deniyor. Bir insan nasıl ki günlük hayatında bazı şeylerden sakınması lazım. Diyelim ticaretle meşgul, devletin koyduğu yasaklar vardır. Ve onlardan kaçınması gerekir. Yoksa çok zor durumlarda kalır. Elbette Allah-u Teala'nın da koyduğu yasaklar var. Bir Müslümana, bir mümine yakışan bu yasaklardan uzak kalmak. Ve Allah-u Teala neyi yasaklamışsa bu bizim lehimizedir. Diyelim içkiyi yasaklamış ve içki içmekte bir hayır yok. İçki içenler dünyada da zillet ve hakaret içinde kalıyorlar. Dünyada da perişan oluyorlar. Öte yandan Allah'ın haram kıldığı ne varsa bunlar muhakkak ki insan için zararlı olan şeylerdir. İşte bunlardan kaçınmak suretiyle insan takvayı elde edecek. Ve ayetin devamı ve kunu ma'as-sadikin, sadıklarla beraber olun. Yani doğrularla beraber olun. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam er-racul ala dini halilihi buyuruyor. Yani kişi arkadaşının dini üzeredir. Türkçede üzüm üzüme baka baka kararır bir deyim var. Nasıl ki üzümler birbirinden etkileniyorsa insan da muhakkak ki arkadaş çevresinden etkileniyor. Böyle olunca eğer doğru insanlarla beraber olursak onlardaki doğruluk bize de yansıyacaktır. Ama yalancılarla, kötü yolda olanlarla insan beraber olsa onların o yalancılığı, kötü özellikleri yine o insana yansıyacaktır. Bu konuda şöyle örnek verilir. Mesela diyelim bir akarsu, suları tatlı su ama denize karıştığı zaman artık o da tuzlu su halini alıyor. Tuzlu suya karıştığında tatlı su özelliği ortadan kalkıyor. İnsanlarla iç içe olmak da bunun gibi. İyi insanlarla beraber olursak elbette onlardaki iyi özellikler bize yansır. Ama kötü insanlarla insan beraber olsa onlardaki kötü özellikler o kimseye yansıyacaktır. Bu açıdan kiminle beraber olduğumuz son derece önemli. Ayet-i Kerime bize doğrularla, sadıklarla beraber olun diyor. Buradaki doğruluk sıdk kökünden gelen bir kelime ve sıdk peygamberlerin bütün peygamberlerin ortak özelliklerinden bir tanesi. Yani bütün peygamberler sadıktır, doğru sözlüdür. Özü ve sözü birdir. Bir peygamber için yalan söylemek düşünülemez. Bir peygamber için sadakata münafi olan, aykırı olan haller elbette düşünülemez. İşte peygamberlerde olan bu sıdk özelliği her ehli imanda da olmalı ve sözü doğru, özü doğru, hal ve hareketleri doğru bir şekilde devam etmeli. Mâ kâne li ehlil medîne, Medine ahalisi için şöyle bir şey uygun değil. Ve men havlehum minel ârab ve çevrelerinde olan bedeviler için şöyle bir durum uygun değildir. En yetehallafu an Rasulillah, Resulullah'tan geri kalmaları uygun değildir. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Tebük Seferi gibi tarihi bir sefere karar veriyor. 30 bin kişiyle Bizans'a karşı yola çıkıyor. Böyle bir durumda seferberliğin ilan edildiği böyle bir olayda Medine ahalisinin bu seferden geri kalması, çevredeki bedevilerin böyle bir seferden geri kalması uygun değildir. Resulullah çıkıyorsa diğerlerinde çıkması gerekir. Vela yargabu bi enfusihim an nefsihim ve kendilerini düşünüp ondan yüz çevirmeleri yine uygun değildir. Yani din noktasında, muamelat noktasında bir Müslüman peygamberi canı gibi sever ve sevmelidir. Kendini ön plana alması, kendi hayatını kurtarmaya çalışması elbette uygun bir şey değil. Peygamber bu savaşta zahmete katlanıyorsa
onlar da zahmete katlanacak. Hatta yeri geldiğinde peygamber için can vermek gerekiyorsa can verecek. Yani gerçek iman, kamil olan iman bunu gerektirir. Zalike bunun sebebi şu. Biennehum la yusibuhum zama'un ve la nasabun ve la mahmasa fi sebilillah. Allah yolunda kendilerine isabet eden susuzluk, yorgunluk, açlık, bütün bu durumlar. Ve la yataunâ mevtıen yahizül küffar. Kafirlerin hoşuna gitmeyecek şekilde onların diyarlarına varmak. Ve la yenâlûne min aduvvin neylen. Düşmandan bir zafere nail olmak. Bütün bunlar meydana geldiğinde illa kütibe lehum bihi amelun salih. Bu sefere katılan kimselere bütün bunlardan dolayı salih bir amel yazılacaktır. Şu dünya bir imtihan yeri ve bizden önceki ümmetlere, milletlere çok çetin imtihanlar yapılmış. Onlar çok çetin imtihanlardan geçmişler. Cenneti kazanmak kolay değil. Cennetin bir bedeli var. O bedeli dünyada ödemek gerekiyor. İşte en fazla belaya maruz kalan başta peygamberler. Eşeddün nâsi belâen el enbiya hadiste ifade edildiği gibi en fazla belaya maruz kalan başta peygamberlerdir. Peygamber Allah'ın en sevgili kulu ama en fazla sıkıntıya, zorluğa maruz kalan kimse. Onun etrafında yer alanların da ondan geri kalmaları elbette düşünülemez. Peygamber bir sefere katılıyorsa onlar da katılacaktır. Peki bu konuda bir takım zorluklara maruz kalacaklar, bir takım zahmetler çekecekler. Bunlar boşuna mı gidiyor? Ayet-i Kerime bu noktaya dikkat çekiyor. Onlar Allah yolunda olmak şartıyla susadıklarında, aç kaldıklarında veya yorgun düştüklerinde düşman topraklarına girip onların hoşuna gitmeyecek şekilde ilerlediklerinde veya bir savaş olup da zafer elde ettiklerinde bütün bunlar o kimseler için salih bir ameldir. Yani savaş aslında normal şartlarda istenilen bir şey değil. Ve Kur'an-ı Kerim'de esas olan barış olduğu ifade ediliyor. Ve sulhu hayır. Yani hayırlı olan sulhtür, barıştır. Böyle olmakla beraber bazı durumlarda savaş kaçınılmaz bir netice oluyor. İstenilen bir şey değil ama kaçınılmaz bir duruma geldiğinde bunun da hakkını vermek gerekiyor. İşte yakın tarihimizde Çanakkale Savaşı. Çanakkale Savaşı'nda 253 bin insanımız şehit olmuş, hayatını kaybetmiş. Merhum Mehmet Akif'in bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, düşün altında binlerce kefensiz yatanı dediği gibi topraklarımızın altı kefensiz yatanlar dolu ve şu anda biz bu vatanda hür bir şekilde yaşayabiliyorsak bunun bedelini onlar ödemişler. Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde bunlar bedel olarak ödenmiş. Ve savaş olduğunda savaşta yorgunluk var. Savaşta açlık var. Savaşta susamak var. Ama bütün bunlar boşuna değil. Ve bütün bunlar ameli salih olarak kaydediliyor. Ve Cenab-ı Hak tarafından değerlendiriliyor. Cenab-ı Hak ayetin devamında şöyle bildiriyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيُوا اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. Şüphesiz Allah muhsin olanların ecrini zayi etmez. Muhsin güzel işler yapan anlamında. Bir hadis-i şerifle de irtibatlandırılarak mana verilirse Allah'ı görür gibi ibadet edenler. İşte bu manada ihsan mertebesinde olan ve netice itibariyle güzel işler yapanların ecrini Allah zayi etmez. Diyelim savaşa girmiştir, savaşta gazi olmuştur. Bu büyük bir payedir. Veya savaşa girmiştir, şehit olmuştur. Büyük bir payedir. Şehit olan bir kimse doğrudan doğruya velayet makamını elde ediyor. Velilik makamını taraf ilahiden elde etmiş oluyor. Ve o şekilde yüksek bir paye kendisine veriliyor. Cenab-ı Hak kulunun minneti altında kalmaz. Elbette Allah-u Teala kendi yolunda atılan adımları zayi etmeyecektir. İşte diyelim ki
bir göz Allah'ın haşyetinden ağlıyor. Allah ona cehennem ateşini haram kılmış. Bir göz sınırları bekliyor, nöbet tutuyor. Allah ona da yine cehennem ateşini haram kılmıştır. Bir kimse Allah yolunda ayağı tozlanıyor. Allah yolunda bir gayret içerisinde Allah ona da yine cehennem ateşini haram etmiştir. İşte bu manada Allah yolunda verilen mücadelede emek gösterenler, gayret gösterenler elbette yaptıkları boşa gitmeyecektir. Allah iyi işler yapanların ecrini, mükafatını zayi etmez. Dünyada bir insan diyelim bir patronun yanında çalışır, yaptığı çalışmanın karşılığını tam alamayabilir. Hatta bazen hiçbir şey almadan gönderilebilir. Bu gibi haksızlıklar olabiliyor. Ama Allah-u Teala sonsuz kudret sahibi. Zaten vermek istiyor. Tek taraflı olarak zaten sayamayacağımız kadar nimetler vermiş. Bir de insan Cenab-ı Hakk'ın razı olacağı bazı işleri yaparsa Allah ona hesap edemeyeceği bir şekilde ummadığı tarza mükafatlar verecektir. Ve bu noktada bir gayri hisap, yani hesapsız bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın mükafatı söz konusudur. Ve la yunfiguna nafakaten sagiraten ve la kebiraten, yani küçük veya büyük onlar Allah katında nafaka verdiklerinde, ve la yaktauna vadiyen, bir vadiyi kat ettiklerinde, yol aldıklarında, illa kutibe lahum, kendileri için bunlar yazılır. Liyecziyehumullah, Allah'ın onlara karşılık vermesi için, ahsene mâ kânu yâmelûn, yaptıklarının en güzeliyle veya yaptıklarından çok daha güzel bir şekilde Allah tarafından onlara mükafat verilecektir. Burada Allah yolunda mücadelenin başka bir cihetine dikkat çekildi. Allah yolunda vermek. Bir insan yeri geldiğinde canını da verir, vermelidir. Yeri geldiğinde de malından vermelidir. Ve ayet-i kerimede onlar küçük veya büyük herhangi bir nafakada bulunurlarsa diyor. Yani büyük de olabilir, küçük de olabilir. Daha önce ayet-i kerimeleri yine ifade ederken buna misaller geçmişti. Mesela Hazreti Osman gibi, Abdurrahman bin Avf gibi çok büyük meblağlarda İslam ordusuna yardım edenler çıkıyor. Malının yarısını verenler, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh gibi tamamını verenler çıkıyor. Bunlar büyük meblağda yapılan yardımlar. Ama sahabeden bir tanesi de bir avuç hurmayla geliyor. Ya Resulallah diyor, işte falan zatın yanında bir günlüğüne çalıştım. İki avuç hurma aldım. Bir avuç hurma kendi aileme, bir avuç hurma da orduya yardım diyor. Ve Allah-u Teala onu da değerlendiriyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kabul etmiş onu ve teberrüken bunu da diğerlerinin arasına katın diyor. Demek ki burada şöyle bir incelik belki var. Diyelim ki bu insanın bütün serveti iki avuç hurma. İki avuç hurmanın işte yarısını evinde bırakıyor, yarısını İslam ordusuna destek için verebiliyor. Ama bir başkası diyelim bin deve yükü bağışta bulunuyor. O kadarı kendi imkanları var ve yarısını yardım olarak getiriyor. Şöyle biraz düşündüğümüzde oran itibariyle aslında aynı oranda yardım etmiş oluyorlar. Yani ikisi de malının yarısını getirip vermiş oluyor. Bu açıdan verdiğimiz şeyin az veya çok olması önemli değil. Acaba Allah yolunda verebiliyor muyuz? Niyetimiz samimi mi? Onu kontrol etmek lazım. Belki şöyle bir incelik de burada düşünülebilir. Bu azdır, vermeyeyim. Bunu vermekten ne çıkar ki? Dememek gerekir. Yani diyelim ki bir talebe, henüz daha fazla bir geliri yok. Azıcık bir harçlığı var. Yeri geldiğinde o harçlığından Allah yolunda vermeye alışmalı. O gün verebilirse, ileride imkanları arttığında da çok daha rahat bir şekilde verebilir. İşte vermeye alışmak çok önemli bir özellik. Bundan dolayı imkanımız nispetinde az da olsa vermek, bu önemli bir özelliktir. Bu bizi gittikçe cömertliğe doğru sevk edecektir. Ayet-i kerimede bunların mükafatının verileceği söyleniyor. Ve Allah-u Teala yapılanların en güzeliyle mükafat verecek. Yani Allah'ın bize mükafat vermesi bizim yaptığımız şeyden çok daha güzel olacak, çok daha ziyadesiyle verecek. Kur'an-ı Kerim'de bu
Mesela şöyle ifade ediliyor. Men ca'e bil hasene felehu aşru emthaliha. Kim bir iyilikle gelirse bunun 10 katı kendisine var. 10 katı mükafat var. Yine Kur'an-ı Kerim'de Allah yolunda vermek anlatılırken Allah yolunda vermek şuna benzetiliyor. Toprağa düşen bir tane var. Buğday tanesi gibi. Oradan 7 tane başak çıkıyor. Her başakta da 100 adet bulunmakta. Böyle olunca 1'e 700. Ve ayetin devamı da diyor ki vallahu yudaifu limen yeşa. Allah dilediğine daha kat kat da verir. 1'e 700'de de bırakmaz. Çok daha fazlasıyla verir. Demek ki Allahu Teala veriyor, bol miktarda veriyor. Hatta bir gayri hesap, ümit etmeyeceğimiz şekilde veriyor. Bu noktada belki şunu hatırlamamızda fayda var. Küçük şey yoktur. Yani yaptığımız amellerde bazıları büyük, bazıları küçüktür ama gerek günahlar, gerekse müspet şeyler, küçük gibi gördüklerimiz neticesi çok büyük olabilir. Bir insan küçük bir günaha alışır, o gittikçe büyük günaha dönüşür. Bir başkası küçük bir salih amel yapar ama öyle şartlarda yapar ki Cenab-ı Hakk'ın rızasını celbeder. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam örnek veriyor. Sizden önceki dönemlerde diyor birisi çölde yol alıyordu. İyice susamıştı. Derken bir kuyuya rastladı. Kuyuya indi. Oradan kana kana suyunu içti. Dışarıya çıktığında baktı ki dışarıda bir köpek dilini böyle sarkıtmış susuzluktan ölmek üzere. Köpeğin kuyuya inip de su içebilmesi mümkün değil. Köpeğin haline acıdı. Tekrar indi. Ayakkabısıyla ona su çıkardı. Ve Allah diyor onun bu hareketi yüzünden o kimseyi cennetine aldı. Burada şunu görüyoruz. Demek ki bazı küçük gibi gördüğümüz ameller Allah nezdinde çok büyük bir mana ifade edebilir. Bunu küçük görmemek lazım. Bu açıdan da ayet-i kerimede onlar büyük de olsa küçük de olsa infak ettiklerinde taraf-ı ilahiden bu değerlendirilir. Bu şekilde bize anlatılıyor. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّ Müminlerin toptan sefere çıkmaları uygun değildir. Yani bu Tevbe suresinde işte seferden geri kalanlar epey tenkit edildi. Peygamberimizin Tebük seferiyle alakalı seferberlik ilanı vardı. Ve bazı müminler buna katılmadılar. Münafıklar katılabilecekleri halde katılmadılar. Yalandan bahaneler ileri sürdüler. Ve ayet-i kerimeler bunların durumunu tek tek bize anlattı. Böyle olunca artık bundan sonraki her bir seferde toptan gitmek lazım. Böyle anlaşılabilir. Allah-u Teala buna da bir açıklık getiriyor. Müminlerin toptan sefere çıkmaları uygun değildir diyor. Yani umumi seferberlik halini gerektiren durumlar müstesna. Normalde toptan savaşa gidilmez. Normalde bunu askerler yapar. İhtiyaç olduğunda vatandaş da doğrudan destek olur. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ taife, onlardan her fırkadan bir taife, onlar da ilim yolunda yol alsınlar. لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ bunlar dinde fakih olsunlar. Dini daha böyle iyi anlayacak, öğrenecek şekilde bunlar yola çıksınlar. وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ ve kavimlerini de uyarsınlar. اِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ döndüklerinde لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ olur ki onlar da bu şekilde sakınırlar. Onlar da bunlardan istifade ederler. Ayet-i kerime birkaç şekilde anlaşılmaya müsait. Bunlardan birisi ilim seyahati. Yani bir kısım insanlar Allah yolunda savaşa gönderilirken bir kısmı da ilim yolunda sefere gönderilmeli. Ve özellikle eskinin şartlarında ilim için çok yolculuklar yapılmış. Küçük merkezdekiler ilmin öğretildiği büyük merkezlere gönderilmiş. Buna bir işaret olarak görülebilir. Günümüzde de artık ortaokul lise döneminden itibaren ilim yolculukları başlıyor. Hele üniversitede dönemine gelindiğinde genelde insanlar bulundukları şehirden ayrı bir yere de gidiyorlar. Yani ilim seyahatlerine ayette bir teşvik var. Tabii ilmi sadece resmi okullarda okumak olarak da görmüyoruz. İlim
her yerde vardır ve sivil insanlar, doğrudan talebe olmayanlar, bunlar da ilim yolunda ziyaretlerde bulunurlar. Diyelim bazı insanlar gerçekten ilim aşığıdır. Nerede alim bir zat varsa gider, onun rahle-i tedrisine oturur, onun sohbet halkasında bulunur ve fevkalade istifade eder. Bu meselenin bir yönü. Bir başka yönü ise işte sefere gidenler döndüklerinde kendilerine Allah'ın dinini anlatacak, dinde iyi yetişmiş kimselerin de olması lazım. Ayet-i Kerime buna da dikkat çekiyor. Cenab-ı Hak Allah yolunda mücadele etmeyi, Allah yolunda ilim öğrenmeyi hepimize nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.